Kabataş Meydan Düzenlemesi transfer merkeziyle iskelelerin yenilenmesi inşaatına başlandı. Kabataş Meydanı'nda deniz ulaşımı, raylı ulaşım ve karayolu entegre olacak. Proje kapsamında 83 bin metrekarelik yayalaştırılmış meydan inşaatı da yer alıyor. Proje kapsamında Üsküdar ile Kabataş'ı denizin altından bağlayacak yaya tüneli meydanda diğer ulaşım sistemlerine entegre olacak. Dolmabahçe Fındıklı arasındaki trafik yer altına alınacak. Kabataş'tan başlayan Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kağıthane ve Alibeyköy üzerinden Mahmut Bey'e, oradan da iki telli Bahçeşehir Esenyurt'a kadar uzanacak metro hatları Kabataş'a entegre edilecek. Mahmut Bey metrosu Kabataş'tan Karaköy ve Unkapanı köprüsüne kadar uzatılacak. İhalesi yapılan 18 kilometrelik Beykoz Üsküdar metrosu Üsküdar'da Marmara ile Kabataş'a entegre olacak. 18.4 kilometrelik Sarıyer Beşiktaş metrosu Kabataş'a uzanacak. Darüşşafaka Yeni Kapı hattının Taksim Kabataş finiküleriyle Kabataş'a entegrasyonu da sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kabataş'ta yapılacak transfer merkezi ve yayalaştırılmış meydan projesi için Haliç Metro Köprüsü'nün mimarı olan Hakan Kıran'ın tasarladığı kanat çırpan dev martı şeklindeki projeyi onayladı. Halk arasında Kabataş Martı Projesi adını alan meydan düzenlemesi ve transfer merkezi Kabataş Fındıklı Molla Çelebi Camisi'nin kuzey tarafındaki bahçe duvarı sınır hizasından başlayacak ve Kabataş Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nin bitişik Kabataş Balıkçı Barınağı'nı da içerisine alacak.